Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ala Resulina Muhammedin salavat. Tevhidi nübüvvet. Okuyacağım mevzuyu çalıştım, not aldım. Kendimce böyle okudum. Bu notları basamak yaparak daha fazla anlamanı istiyorum. Ben biraz tecrübe gözüyle baktım. Senin belki de mutlaka anlardın da ama bunu malzeme kullanacaksın. Bunu anlamayacaksın daha. Başka bir şey. Tevhid-i nübüvvet. Okuyorum. Neyin ne olduğunu, nerenin ifadesi olduğunu, nereye işaret edip gösterdiğini, yani eşyaya baktığımız zaman insan neyin ne olduğu, insan neyin nesi? İnsan nerenin ifadesi? İnsan nereye işaret edip gösteriyor? Bunu birisi tanımlamazsa bilemezdim. Bunlar hakkındaki doğru zannettiğim bilgilerinin doğruluğunu kim doğrulayacak? Bunların hakkındaki zannettiğim doğru bilgilerin doğruluğunu kim doğrulayacak? Hah, tamam isabet ettin. Kim diyecek? Varlıkta iki tane temel şey vardır, şey. Bir varlık, iki hadise. Bunun dışında hiçbir şey yoktur. Bir varlık vardır, bir de hadiseler vardır. Bunların ne ifade ettiğini ve nereleri gösterdiğini zanlardan çıkamazsın. Yani teori veya tahminimdir, anlayışım budur. Dan ileri geçemezsin. Zanlarının doğruluğunu kim doğrulaması lazım ki isabet ettiğini söylesin de emin olayım. Eşyanın yani varlığın ve hadiselerin nereye işaret ettiğini yine eşya ile bilemezsin. Yani armutun ne olduğunu şeftali ile taşla ve vesairelerle bilemezsin, bilinemez. Armutun ne olduğunu şeftaliyle bilemezsin. Armutun ne olduğunu taşla bilemezsin. Şunu bilebilirsin. Bu armuttur. Niye? Bu taş değil de ondan. Ama ne olduğunu, nereden geldiğini, ne ifade ettiğini, efendim bana bir ne ifade ettiğini, neyi mi uyandırdığını bilemem. Yani dünyadaki varlığı ve varlığın birbirine karşı iletişimden doğan hadiseleri, ki iki şey vardır. Varlık vardır, bir de bunların arasındaki ilişki var ve çelişki var. Hadiseler denilir. İslam ilmi kelamında iki şey vardır der. Varlık ve hadise. Birisini, bunları bilinebilmesi için, bu sorularıma cevap bulmam için, emin olmam için birisinin benim cinsimden olup ama imtiyazda olması lazım. Güven olsun diye. Başka öteleri buraya, burayı ötelere taşıması lazım. Bunu da mucizeleriyle imtiyazda olduğunu göstermesi lazım ki bende kanaat olsun. Bende farklı olduğuna inanayım. Fikirler benden farklı olduğunu göstermez. Sanatkarlık meziyetler benden farklı olduğunu göstermez. Süre gelen hadiselerin dışında hadisenin arkasında hadiseye hükmederse ki bunun adı mucizedir. O zaman benden imtiyazda olduğunu gösterir. Mucizeler
eşyanın ve hadiselerin arkasına geçip sıradanlık olan cereyan eden hadiseleri değiştirip alışmışın dışında müdahaleler ve şekiller vermesi mucize. Ama o da bir kural dairesinde oluyor. Mucizeler bile ilim içinde bir kuraldır. Ama şu anda işleyen sistem içindeki bir sistem değil. Bana bak şimdi. Bana ayna olup kendimi orada seyrettirdiği için kainat aynasında kendimi bana anlattığı için bendeki lahuti ve ulvi şeyleri Kur'an lisanı ile tarif edip tanımladığı için benim için sıkıntılara katlandığı için benim için Rabbine yalvardığı için herkes kendisine baksın. Niye herkesten farklıyım? Senin gibi kimse olmamış, yok, geçmişte olmamış, şimdi yok ve gelecekte de senin gibi olmayacak. Bunun hakikatini bana anlattığı ve Allah için herkesin özel olduğunu söylediği için bu iyiliklerinden dolayı unutamam seni ya Resulallah. Bu iyiliklerini unutamam ya Resulallah. Bir de okuyayım. Senin bu iyiliğini unutamam. Niçin? Bana ayna olup kendimi oradan seyrettirdiğin için. İnsanlığımı bana tanımladığın için kendi hayatınla. Bir de okuyayım. Bana ayna olup kendimi oradan seyrettirdiğin için. Kolumdan tutarak kainat aynasında kendimi bana anlattığın için, bendeki lahuti ve ulvi şeyleri Kur'an lisanıyla tarif edip tanımladığın için, benim için sıkıntılara katlandığın için, benim için Rabbine yalvardığın için, herkes kendisine baksın, niye herkesten farklıyım, senin gibi kimse olmamış, yok, olmayacak. Bunun hakikatını bana anlattığı ve Allah için herkesin özel olduğunu söylediği için bu iyiliklerinden dolayı sana medyunu şükranım ya Resulallah. Şimdi bunu ifade edin yer. İsmi Rahman'ın cilvesi olan Rahmet-i Vasıa. Ne demek Rahmet-i Vasıa? Alim, rahmeti vasıa. Her şeyi kuşatan manası. Evet. Ama kuşatan sakın böyle bir sis ve bulut ve rüzgar gibi değil. Maddi değil, maddi manevi. Evvel ahir, zahir manevi. Dört isimle. Dört isminde ismi Rahman'ın cilvesi olan rahmeti vasıa. O rahmetenlil alemin ile tezahür eder. Yoksa tezahür etmez. Çünkü Allah haşa. Haşa. İnsan değil. İnsan cinsinden değil. Benimle oturup kalkamaz. Benimle yiyip içemez. Arkadaş olamaz. Dost olur ama arkadaş olamaz. Benim cinsimden birisiyle tercümanlık olması lazım. Yani mesela İngilizceyi Türkçe'ye, Arapça'yı Türkçe'ye çevirir gibi bir tercüman lazım. Allah'ın tercümanı olan peygamber. Diyor ki, Halik-i Kainat'ın tercümanı. Çok garip. Allah kim? Bir hayal et. Ve senin için ne ifade ediyor? Nedir yani Allah? Ben kimim? Bunu insan nevi olmayan, her şeyin sahibini, insan arasındaki ilişkiyi ve çelişkiyi de, yani zıt noktasındaki aynadarlığı, ilişki ve çelişkiyi. Mesela güneş de elma ilişkidir. Ama güneş de karanlık çelişkidir. İnsanın Allah ile ilişkisini ve çelişkisini, yani ben bu kainatı nasıl ilmimle yaptım? Allah da, kainatı diyorum tövbe, bu evimi nasıl ilmimle tanzim ettim,
gömlemi, kazamı, arabamı yapıyorum, ilmimle yapıyorum, tanzim ediyorum gayeme göre. Allah da bu kainatı gayesine göre yapmıştır. Bu Allah ile insan arasındaki ilişkiyi anlatıyor. İnsan acizdir, nihayetsiz kudreti gösteriyor. İnsan fakirdir, nihayetsiz fakir olduğumuz için nihayetsiz gani gösteriyor. Bu da çelişkidir. Vücudunda Adem, Adem'inde vücut vardır. Vücut aynadarlık. Aynadarlık. Şimdi bunları, yani benim cinsimden birisi olması lazım. Oh, merak ettiğim kendimi ve kainatı beni benle tarif edecek. Bu çok önemli. Beni benle tarif edecek. Sonra beni kainatla izah edecek. Beni Allah ile tanımlayacak. Ama benim cinsimden olup ama benim gibi olmayan birisi lazım. Benim cinsimden olup ama benim gibi olmayan birisi lazım. O da Haliki kainatın tercümanı. Diyor ki ismi Rahman'ın cilvesi olan, yani ben iş olsun diye bunu şey yapmıyorum, zevkimden bir tanesini anlatıyorum, zevkimden ders olsun diye demiyorum. Vallahi hep böyle, bugün de yukarıda Yuşa Tepesi'nde kardeşlere söyledim, bir parçası oydu. Mesela bu aynı mıdır arkadaşlar? Aynı değil mi? Yani farklı mı? Bu burası bez, burası demir, burası branda değil değil mi? Hepsi aynı. Dişi kesen var mı? Buradaki şekil demiyorum. Malzemeyle buradaki malzeme aynı değil midir? Aynı. Fark yok değil mi? Güneşten kopmuş parça böyledir. Dünya güneşten kopmuş parça mıdır? Güneşin bütün özelliğine, hassasına sahip. Farklılık yoktur. Ama dünyada öyle şeyler var ki güneşte yok. Su. Kuş, hayat, karanlık, aynı parça. Şimdi bunu bana tanımlayacak. Bunu nereden getirmiş? Benim alışmadığım şu, zevkimi anlatacağım. Şimdi yürüyorum, taş, bu taş olduğunu ve ben burada niçinim, ben kimim? Ben ilkokul çağındayken yeni yeni çıkıyor yani. Ben hissiyatımı Allah biliyor ya. Sizi yalan mı söyleyeceğim? Sizi kandırırım ama Allah'ı kandıramam ya. İlkokul 3'te falandım veya 4'te. Bizim köy şöyleydi. Şöyle yamaçtı. Burası Mustafa'ların köyü. Burası. Okul burada. Böyle karşıya bakıyor tepeye. Orta ilkokul 3. sınıf veya 4. sınıftayken derdim ki şöyle dağa bakıyorum. Acaba ben gördüğüm gibi mi? Ben dönsem acaba orası öyle mi? Ve herkes öyle mi görüyor? İnanın çocukluk kafası ama şöyle çaktırmadan yanıma bakıyordum. Aynı ama yine ben baktım diyorum. Ve yürürken bunlar niye var derdim. Yani bu kainata baktığımız zaman hiçbir zaman sorularınız durmaz. İzah istediğiniz. Sorgulamanız durmaz. İnsanın en büyük meselesi kabir. En büyük soru kaynağı kuyusu da o. Niye dipsiz kuyu? Niçin insan korkuyor? Çünkü cevapları pek yok onun. Veya insanlar cevabını bulamamış. Taş atıyor. Hala vurduğuna dair bir ses gelmiyor. Yok dibi. Onun için karanlık geliyor, soğuk geliyor. Cevabını bulamadığımız için pek. Veya insanlık bulamadığı için. Ama onu çözmüş. Onu çözmüş. İnsanı rahatlatmış. İnsana en büyük iyiliği budur. İnsanlara en büyük derdi, insanın en büyük belası olan kabiri çözdüğü için Hazreti Muhammed'e insanlık medyunu şükrandır. Aleyhissalatü vesselam. Ondan başka çözmemiş. Yani ondan başka derken diğer peygamberler onun yaveri. Din yani. Din olmadıkça asla insanın en büyük sorunu asla çözülemez. Dibi kuyudur, taş atıyorsun ama vurduğuna dair bir tane alamet yoktur. Dibi yok hala. Adem Aleyhisselam'dan beri atılmış taş, Adem atılmış, hala ses gelmiyor. Bunu çözdüğü için
Yani ben çok etkileniyorum böyle. Niye bu ağaç böyle? Nasıl bir geometri, bir tasarım var? Nasıl bir mimarlık var? Ama izah edemezsiniz. Bu ağaç niye geometrisi böyle, bir tasarım, niye mimarlık böyle? Armut böyledir de ondan. Taş böyledir de ondan. Hayır, eşya birbirleriyle izah edilemez. Eşya birbirine kıyas edilerek anlamlandırılamaz. Bilgi olabilir. Anlam bilgi değildir. Bilgi buzdur. Anlam içindeki sudur. İlim ise oradan elde edilen neticedir ilim. Yüklenilen değildir. Elde edilen menfaattır. Yüklenilen bilgidir. Onun için ilim onu tard eder. Cehil onu davet eder vesvese için. Vesvese risalesini ezberledin, kurtulamazsın yeni vesveseden. Çünkü bilgidir. Elde edilen, istifade edilen adı ilimdir. İlim canlı ve ruhludur. Faildir. Çünkü ilim onu tard eder. İlim ile tard edersin demiyor. Kalem ile yazarım. Yazan kalem değil. Kalem ile yazarım. Vesveseyi ben ilimle tard etmiyorum. İlim kendisi tard eder çünkü faildir. İçeride yapıyor bunu. Çünkü canlı ve ruhludur. Bak esas geliyor. İsmi Vedud'un cilvesi olan, ya o kadar acayip ki, çarem yok. Böylelikle teneffüs ediyorum. Bak, siz de öperdiniz şu cümleyi. İsmi Vedud'un cilvesi olan, bu peygamber söylüyor buna, bize, olmasa bilmeyecektim. Tahabbubu ilahi ve taharrufu rabbani, o Habibi Rabbul Alemin ile netice verir, mukabele görür. Tahabbubu ilahi ne demek? He Mustafa? Allah'ın muhabbeti. Allah'ın muhabbetini bilmek istemez miydi? Allah kimdir yani? Allah. Neyin nesi Allah? Bir de çıkmış, senin sahibini anlatıyor sana. Bir de diyor ki, bu zatından, zatın üzerinde cehran eden tahabbub kalıbı. Seni çok seviyor. Böyle bir bilgi, böyle bir haber ne kadar muhtaçsın. İnsan endişe ediyor sahipsizlik. Kabirde niye korkuyor? Sahipsizlikten. Mukabele edemediğinden, aciz kaldığından. Ama öyle bir tahabbubu ilahi, taarufu rabbaniye, iman, teslimiyet artsa, benim Rabbim kabirede hükmü geçiyor desen, bilsen ve inansan ve hissetsen ne olursun? Patır patır inşa olmaya başlıyorsun. Ne olursun biliyor musun? Ne cehennem endişen kalır, ne de cennet ümidin olur. Rıza hilali olur. Bak, cehennem endişesinden, cennet ümidinden insanı kurtaran ve gaye olmaktan kurtaran rıza ilahidir. Rıza ilahinin de ruhu hiçliğini bilmekten geçer. Hiç olmak için hiçliğini bilmek değildir. Her şeyin sende ceyran ettiğini idraksız idraktır hiçliğini bilmek. Her şey senden tezahür ediyor. Mesela muayyenleşmeden hiçbir hiçliğin yok, hiçbir varlığın yok, belirlenmemişsin. Yani tamamen benliklerden, sahiplikten çıkmışsın. Hiçbir belirlenişin yok. Kaynağa geçmişsin demektir. Kaynağa geçmişsen kaynağın bulunduğu her yerdesin ve hiçbir yerde değilsin. Hiçliğini bilmenin en güzel bir tane meyvelerinden bir tanesi her yerdesin ama hiçbir yerde değilsin. Şu anda geçen arabanın lastiğinden çıkan tozdasın ve şuurla. Yani varlık denilen şeydesin. Hiçlik demek hiçbir esmanın hakikat mertebesinde muayyenleşmeden, hiçbir şey olmadan aslı çekirdek olmak. Yaprak her yerde değildir, meyve her yerde değil. Ama kökteki çekirdek her yerdedir, hiçbir yerde değil. Dalın bu tarafında meyve olarak bulunuyor çekirdek.
Bu tarafında yaprak, bu tarafında gövde, burası dal, budak. Yani çekirdek kendisini farklı hakikatlarla ifade ediyor. Çekirdek olmaktır içtiğini bilmek. Meyvelikten çıkmak, tomurculuk olmak, tomurcuk olmak, oradan çıkmak, dal olmak, gövde olmak, kök olmak, çekirdek olmak. Arkadaşlar, öyle bir şeyden bahsediyorum ki tıntın ediyorum kenarını, psikoloji, buhran ve bunalım panik atan temel çözümüdür. Kendine vücut rengini verme, Adem'e düşersin demek. Bir sürü ademi vücutlar alemleri sende tezahür eder. Yani ademi vücutlar gözükmeye başlar. Kendine vücut rengini verme. Ne kadar içtiğini bilirsen, ne cennet endişe ümidi, ne cehennem endişesi, ne de hastalıkla alakalı alakaların olmaz. Hiçin bir şeysi yok ki hasta olsun. Kim hasta olur? Var olanlar hasta olur. Yani varlığına, yani kendine, benliğine ne kadar benlik verirsen, vücut verirsen o kadar var olursun. Var olma nispetinde de varlığın belasını çekeriz. Şimdi diyor ki tahabbubu ilahi. Ben bu, diyorlar ki abi sen psikoloji, bir psikolog, psikiyatrist diyor. Bu şehri söylemeyeceğim. Hastanesi var. Psikiyatri bilmem ne merkezi. 5 katlı binası var. Hastane. Bunun şey sahibi doktor. Geldi İstanbul'a. Çapa'da onunla alakalı seminerler varmış. Kendisi doktor. Anadolu'da bir şehirde böyle ruhsal ve psikiyatri bir ana bilim bilmem ne merkezi diye. O dedi. Ben dedi her çıkan psikolojiyi dinliyorum. Bu bilgi değil kardeşim dedi. Bir. İki. Klinik doktor konuşmaları değil. Bu yaşanan bir hayatın kelamla dişe vuruşlarıdır. Sen bunları hep yaşamışsın. Evet, hep yaşadım. Ne diyorsun ya dedi. Dedim ki Bediüzzaman Hazretleri Katre'nin başında söylüyor. Kalı Mesnevi Nuriye'de var. Asrın imamı, ben de bir şey anlatacağım. Yanlış manalarınıza gitmemek için. Asrın imamı Bedi Üstad diyor ki ben diyor akıl ve kalp seferlerindeyken diyor aslında o bütün o diyor şeylerine, musibetlerine, dertlerine giriftar edildi. Sonra anladım ki diyor bu hakikatleri şeyler var mı Kalı Mesnevi'ye ya? Kalı Mesnevi var mı? Yok değil mi? Burada da yok. Ya. Burada mesela. Ha, yok. Bulunuz telefona bulunuz cümleni. Şey Katre'nin mukaddemesi var ya Meram. İfade-i Meram. Onu bul orada. Yani yazıcısı şu. Diyor ki, benim ruhumu Allah, insanlık ne çekmiş ve çekecek? Hastalık, buhran, bunalım, panik, dinsizlik, imansızlık. Ne soracak? Hepsini bana göstermiş, hastalığı atmış. Dertlendirdi, dermanı oradan buldum. Ve ümmete de faydalı oldum diyor. Yani Müslümanlara faydalı olmak için bazılarına böyle Cenab-ı Hak. İfade-i Meram'ın en sonu, Katre'nin şeyi, en son paragrafı. Bir gecede 9 diş düşüyor. Sıkıntıdan, değil mi? Şimdi bazı işte nur talebelerine de böyle bu tür mesela tevhidi olur, şeyler olur. Mesela ben inanıyorum. Nasıl yorumlarsanız yorumlayın. Ama suizan etmemenizi tavsiye ederim. Çünkü ben dünyadan artık bağlanacak bir şeyim yok. Kendimi ifade edeyim. Psikolojim de yok zaten. Şu. Ben çoğu haletleri benim Müslümanıma faydalı olayım diye beni yaptı hastayım. Ama bunu başkası bir şey yorumla bilmem, ben hakkımı helal ediyorum nasıl yorumlarsa yorumlasın ama. Benim Müslümanıma Risale-i Nur'dan bu tür devaları vermek. Çünkü benim işim bu. Yani benim ömrüm bu. Ama ötekisi çalışıyor, mühendistir, doktordur, ev hanımıdır, çocuktur bilmem ne. Zaman bulamaz. Ama benim işim bu. Ben bundan anlıyorum. Tamam, benim işim bu. Başka anlamam yani. Ben dolap satamam. Ali gibi. Zaten bilmem. Benim işim bu. Ha. Şimdi ne yapacağım? Ali'nin derdini bana hissettiriyor. Ben de Allah Allah bu neyin esidir dedim. Bu kuyudan çıkmam lazım. Ondan sonra
sarılıyorum, başka şeyim yok. Bu masın, madem asın ilacıdır, madem asın çaresidir, bana vereceksin diyorum ya, vereceksin. Kitaba konuşuyorum. Gece gündüz bununla yatıp kalkıyorum. Yatıp kalkıyorum. Rüyalarım bu yani. Sonra kalkıyorum, pat pat paldır küldür, biraz önce yazdığım gibi not alıyorum. Sonra diyorum ki, Müslümanım, alın bunu. Kimin ihtiyacı, derdi varsa alsın. Kim al? Ay, senin işine yaramaz, koy kenara. Ben şöhretin peşinde olsaydım bugün televizyonlardan oradan ayrılmazdım. Hala 3 gün önce X kanalı gene telefon ediyor. Anladım. Öyle, bizim öyle bir derdimiz yok. Allah biliyor. Yalanı Allah şahit yapılırsa kafir olur. Bizim öyle derdimiz yok ya. Bizim derdimiz kendim ve Allah. Artan zamanı da benim Müslümanıma faydalı olma. Bak, bir daha söyleyeyim. Eğer peygamber olmamış olsaydı, tahabbubu ilahi ve taarufu rabbani ne ile bilecektik? Ya bu ne biçim müjde? Tahabbubu ilahi, Allah sevgisi, seni sevmen değil, Allah seni seviyormuş. Bir cümle var. Herkes, ben sorayım. Allah'ı seviyoruz değil mi ki buradayız? Allah bizi seviyor mu? Seviyor. Peki, Allah sana haşirde nasıl davranacağını merak ediyor musun? Merak ediyorsun. Ben de merak etmiştim. Nasıl anlarız? Bir cümle. Risale-i deli bir kitap diyorum ya, bak. 2-3 tane kelime olacak, cümle de değil. Peki deli midir değil mi bakacağız. Bakalım. Acayip bir şey. Şimdi Allah bana haşirde nasıl davranacak? La bu böyle bir soru olur mu? Böyle dehşetli. Bunu bulacaksın kardeşim cevabını. Çünkü ya benim meselem değil. Görürsün meselen değil. Kefenine girdiğin zaman meselen değil. Bak. Allah sana davranacağının şekli şu. Rahmet-i ilahiyenin timsali, muhabbet-i Rabbani'nin misali, Hakk'ın en münevver burhanı. Timsal nedir? Güneş, şemsezeli yerine koy. Ayna, insan ruhu. Temessül ediyor güneş. Aynada gözüken timsaldır. Eğer kesif olan insansa misalidir. Nurani ise timsalidir. Aynadaki güneş ayna mıdır? Değildir. Güneş midir? Değildir. Ne denilir buna Mustafa, bu aynadaki güneşe? Güneşin bütün hasiyetine sahip. Ne aynıdır ne gayrıdır, Allah razı olsun. Peygamber aleyhissalatü vesselam, aynedir bu alem, her şey hak ile kaim. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Allah'ın sana karşı davranışı, peygamberin ümmetine davranışı gibi olacak. Çünkü rahmet-i ilahinin timsali. Yani rahmet-i ilahiye davranışının göstergesi şeydi, tercümanında gözüküyor. Rahmet ilahinin timsali bu demek. Yırttık. Ve diyor ki, bir ümmetimden bir kişi dahi orada cehennemde kalırsa ben gitmem diyor cennete. Böyle bir peygamberin ümmetiyiz elhamdülillah. Ama adam olacağız. Da adam olacağız yani. Bak, ne olur bunun için doldurun ya. Ben mi uyduruyorum ya? Ben mi kafayı kaptırdım? Öpülmez mi şimdi bu? Deli değil mi bu kitap? Rahmet ilahinin timsali. Peygamber. Ya içimi doldursana ya. Güneş, şemsezeli. Misal. Güneş Allah'a misal olsun. Güneş canibindeki şualara foton deniliyor. Şua, bizim tabirle şua. Temessülat. Ayna, ruh. Aynanın olabilmesi için arkasındaki siyahlık, nefis. Aynada gözüken güneş, timsal. Şimdi güneş aynada gözüküyor.
peygamberin davranışı beşeriyetinden değil, yani Muhammed'den değil, Ahmet'ten değil. Daha önce çobandı, kafilede çalışıyordu. Hatice-i Kübra radıyallahu anh'ın kafilesinde. Yani peygamber aleyhissalatü vesselamın davranışını Allah öğretmiyor mu? Cebrail müdahale etmiyor mu? İn huva illa vahyun yuha. O vahye söylüyor, yapıyor. O ne yapıyorsa Allah söylettiriyor. O ne konuşuyorsa, o diyorsa ki ben bir tane ümmetimden cehennemde kalırsa gitmem, onu da almadıkça. Bunu Allah söylettirmiyor mu? Allah söylüyor işte. Kaldırsana perdeyi de. Azrail itiraz ettiği zaman, Azrail aleyhisselam, ya Rabbi, senin kulların canını aldığım zaman kulların bana küsecek. Allah dedi ki, merak etme, kimse seni hatırlamayacak. Çünkü arasına hastalıklar, kanserleri koyacağım. Ama senin aldığını kimse hatırlamaz pek. Hatırına gelir. O kanserle gitti, trafik kazasıyla gitti. Altına diyor ki, Azrail de perde. Hastalıklar, musibetler, Azrail'e perde olduğu gibi, Azrail de perde. Yapan kim? Allah'tır. Azrail'i o kadar seviyorum ki, bak şimdi siz de şaşıracaksınız. Azrail acayip bir kaliteli bir şey yani, bak. Azrail aleyhisselam'a Allah gadab hissini koymamış. Kuvve-i gadabiyesi yok. Şimdi vahiy kim getirdi? Cebrail aleyhisselam dönüp de, ya Rabbi, kaharla, intikamla, cehennemle alakalı ayetleri götürüyorum. Senin kulların bana küsecek ya. Dedi mi? Cebrail de, Azrail dedi ki, ya Rabbi, canını alınca bana küsecekler. Hangisi daha şefkatli? Kıyas etmiyorum ama. Niye o ayetleri getirirken itiraz etmedi? Paldır küldür getirdi. Tabii, affet ya Rabbi. Affet ya. Ne yapayım ya? Tamam, kafamı durduramıyorum yani. Kahar, muntakim, cehennem ayetlerini getirdi. Dedi, ya Rabbi, ben bunu götürmeyeyim ya. Ve elçilik noktasını bana kızarlar. Ama vazife, o da vazife, git onun canını al. Ya ama bana küsecekler diyor. Bu kadar şefkatli bir peygamber, meleklerin peygamberi aleyhisselam diyorsun. Zannediyor ki millet, Azrail ruhu öldürüyor. İftira yapıyorsunuz. Kızacak diyeceğim ama kuvve-i gadabiyesi yok, kızmıyor gene Azrail aleyhisselam. Ben olsam kızardım, oluyor böyle, çok fena kızardım. Ona niye iftira ediyorsun? Azrail aleyhisselam ruhu öldürmüyor, ruhu cesetten kurtarıyor. Ruhu öldüren günahlardır. Sen günahlara kızman gerekirken Azrail'e niye kızıyorsun? Cidden sevmeye başladık. Öyle diyor, cidden Azrail'i sevme. Bak, Allah'ını seversen, kaç kelime? Rahmet-i ilahiyenin timsali. Rahmet-i ilahi bir, timsali iki kelime. Bu nasıl bir kitap? Ben de bilmiyorum. Mübalağa ediyorsam Allah beni kahretsin. Allah da Kur'an'da yemin ettiği için söylüyorum. 30 sene okuyorum, 52 yaşındayım, 17 yaşından beri okuyorum. Hayret, hayren, hayret ve hayran kalıyorum her gün ama. Her gün, bugün mesela şaşırdığım bir şeye, neredeydi? Girmek istemiyorum. Halik-i Kainat'ın tercümanı, tercümanlığına girecektim ama girmeyeceğim. Çünkü çıkamayacağım o kuyudan. Tercümanlığa girecektim. Allah'la benim aramda tercümanlık yapıyor. Arapça Türkçe'yi çeviriyor. Tercümansız bir kitap kağıttan ibarettir, öyle mi? Evet, anlaşılmaz manası bir kağıttan ibaret kalır. Yani Allah beni seviyor. Nereden biliyorum? Tercümanı diyor bana. Allah seni seviyor diyor. Ya Resulallah, nereden biliyoruz? Bak, sen o kadar Allah için özelsin ki. Senin gibi geçmişte bir tane yok. Şu anda da yok. Gelecekte de olmayacak. Sen istisnasın Allah için. Arabanın her çeşidi var. Birbirine benziyorlar. At, sığırlar birbirine benziyor. Azay esası da ittifak ettiği halde, hakikatta, mana itibariyle kimse kimseye benzemiyor. Ne gülmesi, ne teri, ne gülmesi, ne kahkahası, ne siması. Hiçbir şeysi benzemiyor. Allah için özelsin ya. Ne desin ya? Bak, rahmet-i ilahiyenin timsali, muhabbet-i Rabbaniye'nin misali. Niye muhabbet-i Rabbaniye misal dedi? Çünkü uyandırılınca anlıyorsun bunu. Muhabbet burada olur. Rahmet de timsalde olur. Bak, diyor ki, burayı kapatıyorum. Şunu kapatayım. Allah seni seviyor. Bu ne kadar büyük müjde. Tabii kabir,
hayatta geliş gayemizi merak etmesen bu sözden bir heyecan duymazsın. Yani ben kimim, bu kabir neyin nesidir sorularına cevap ararken tahabbubu ilahi, yani Allah'ın sevgilisin, seviyor seni. Ondan sonra taarufu rabbani. Taarufu rabbani? Allah'ı tanımak. Allah'ı tanımak. Allah nedir? Bundan daha büyük bir insanı keyiflendirecek, şeref kazanacak bilgi olur mu? Sana burada muhabbet dediniz de muhabbetle ilgili bir tabir kullanıyorsunuz. Yani seriyede çok manidar bir tabir. Ne diyor? Siz Allah'ı severseniz ta ki Allah da sizi sevsin. Yani bizim de Allah'ı sevmemiz sünnet itibar nispetinde. Evet. Yani sevgi zaten şudur. İnsanı yapılandıran sevgidir. Korku yapılandırmaz, çökertir. Sevgi kullanılmıştır. Tamam. Mesela şunat-ı zatiye var ya, şunat-ı zatiye. Merkezinde şefkat var. Çık dışarıya muhabbet var. En merkezde bu. Yani sünnet-i seniye ne kadar uyarsan o kadar Allah sevgini gösterirsin. Yani sevdiğini bilirsin. Yani sevilmek ölçü odur. Yani siz Allah'ı ne kadar severseniz Allah da sizi sever. Peki Allah'ın sevgimi nasıl göstereceğim? Sevdiği zata benzemek. Hani kuru kuru ben Allah'ı çok seviyorum. Ezan oku, ne alakan yok. Ondan sonra Allah'ın taarufu Rabbani. Taaruf. Allah nedir ya? Bu ne, çok mu önemli? Benim hakikatimin kaynağını bilmek hakikatimden daha mühim değil mi? Kendimi tanımaktan değil mi? Taarufu Rabbani. Çok önemli benim. Eğer onu bilmediğim için bir sürü dertlerim giriftar olmuş. Bunu ne zaman anlar biliyor musunuz? Milyarlarca toprağın altında insan var değil mi? Kısmı azamı kafir. Beşte dördü kafir. Beşeriyetin beşte dördü, beşte biri iman etmiş. Şu anda o kafirler ki Kur'an lisanıyla, hadis lisanıyla diyor ki bir an dünyaya bizi gönder tamam. Bir dakika değil ha, bir an. Ne yapacaklarmış biliyor musun? La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Çabuk ki hemen an geçiyor diye. Günah kadayanacak, o iman ettiği için sonsuz cennete girecek. Sırf bunu diyebilmek için Allah'ta mühlet istiyorlar ama dünyada yaşarken 500 sene yaşamış, 350 sene yaşamış, 2000 sene yaşamış, etmemiş. Şimdi 2000 sene veya 500 sene, 350 sene falan mı yaşamış? 3,5 dakikayı istiyor şu anda. 350 sene yaşadı, eline geçmeyen bir nimeti 3,5 dakika bir an istiyor. Onun eline geçmeyen senin elinde var şu anda. Şu anda diyebilirsin sen. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sadıkul vadil emin. Söylettiren Allah hamdolsun. Dedik mi? Samimi miyiz? Herkes samimidir. Korkma, münafık şuurludur. Sen münafık olamazsın. Endişe etme. He. O münafık dersimiz de var. Münafık şuurludur. Ne yaptığını çok iyi biliyor. Cehaletle münafık olmaz. Gafil olur. Veya fetret ehli olur. Bilerek reddeden de kafir olur. Karşında durduğu için. Bilerek reddetti, karşımda durmadı. İçime girdiği için münafık oluyor. Münafık karşıda değil içimde. Allah Allah. Ve Habibu Rabbul Alemin ile netice verir, mukabele görür. Yani onunla bilinir. Nasıl bileceğim ki ben? Ya Allah aşkına dinler yok. Ben neyim ya? Neyle bileceğim ki? Taşla mı? Ben neyim? Armuta sor. Ben neyim? Balığa sor. Ben neyim? Domuza sor. Çakala sor. Ben şunu bilebilirsin. Ben domuz değilim. 2-4 ayağım yok. Ben armut değilim. Ben neyim? Güneş değilim. Ya bu muyum ben şimdi? O değilim, o değilim, ben de. Kimim o zaman ben? Ancak böyle vahid-i kıyası olur. Din olmadığını kabul edin ya. Ben kimim? Mısır değilim. Balık değilim. Güneş değilim. Çakal değilim. Kuş değilim. Tam da neyim? Ve bir şeyler söyledim. Geveledim. İsabet etti mi kim söylüyor? Din lazım. Din zaruridir. Çünkü varlık varlıkla tanımlanır ama bilinemez. Ne ol? Mesela bu armut nedir? Vallahi şeftali değil. Tanımladık. Taş değil. Ama neyin hakikati olduğunu
ancak varlığın arkasında bilir. Mesela fizik, metafizikte fizik arkasıyla güzel tanımlanır. Bak metafizik, kuantum fiziğiyle fizik daha yerine oturdu. Daha yerine de oturacak. Tıpta bile kullanılacak yani kuantum fiziği. Kullanılıyor da. Mesela düşünce boyutu fizik değildir. Metafiziktir. Düşüncelerin direkt insanın sağlığını etkilediğini bilmiyor muyuz? Direkt mesela. Bir kötü haber mideyi krankına girersin ya. Adam kanser, bir tanesi mesela. O kim anlattı ya? İsim vermiyor. Ha şimdi hatırladım. Ömer söylüyor Mustafa. Dedi ki okuldan telefon gelmiş. Bizim Nurcu ya. Nurcu olduğu halde. Kızınız evde mi diyor. Ulan okula göndermiş. Lise ya, liseli kız. Okula göndermiş. Okulun gündüz ortası kızı eve soruyor telefon. Buradaydı diyor. Adam ne demek istiyorsunuz dedi. Hocam müdür. Müdür ha, müdür yardımcısı. Ya dedi okuldan çıktı da dedi. Acaba eve mi geldi? Yok dedi. Adam Allah Allah, evde yok, okulda yok. Nerede? O andaki panikli adam bir anda sistem zirve yapmış. O gün bugün korkunç şeker hastası. Bir haber. Sonra çıkmış ki bir yere takılmış. Bir şey bir gitmiş dükkana. Sırf bu haber. Ve şu anda şeker hastası ve kurtulması mümkün değil. Yani ne anlatmaya çalışıyorum? Bir düşünceyle sistem bozulmuyor mu? Düzelmiyor. Doğru düşün, bizim sembol bir cümlemiz var ya. Doğru düşünürken asla kendini kötü hissedemezsin. Eğer kendini kötü hissediyorsan doğru düşünmüyorsun demektir. Yani direkt düşünce kimyadır, varlıktır diyorum yani. Kendisidir. Nasıl olmak istiyorsan senin elinde. Kay elini böyle. Öyle düşün. Şu anda kötü hissedebilir misiniz kendini? Şu anda. Hissediyorsan derste değilsin demektir. Şu anda kendini kötü hissedemezsin. Gidip gelmeler yapıyorsa. Ha, niye? Çünkü kötü hissetmek için 3 tane şartlar hepsi tahakkuk etmiş. Doğru hissetmek. Doğru yerdesin. Doğru insanlarlarsın. Doğru iş yapılıyor. Kötü hissetmen şansın yok şimdi. Ya doğru ki yanlış hissetmen için, yani kendini kötü hissetmen için düşünmen lazım. Çünkü düşünceyle insan kendisini kötü hisseder. Onun delilim şu. Kendisini kötü hisseden sığırı gördünüz mü? Ah lan ah, batsın şu dünya. Var mı böyle bir sığır? Veya düşünce melekesi olmadığından kendisini kötü hisseden bebek var mı? Yok. Deli var mı? Gidin bakın ya. Her şey havasında. Hiç senden daha mutlu. Sen kendini onun yerine koyduğun için üzülüyorsun. Bu gösteriyor ki akıl melekesi devre dışı olunca herkes iyidir. Akıl başa bela. Tefe göre şimdi bir tabir var, büyük meselenin oraya da. Çok dehşet bir tabir. Tefekkür, baret ve camit olan gaflet eriten bir nur olduğu gibi. Allah Allah. Sayfa kaç? 324. Tefekkür, büyük evet. Şeyde de var, incede. Baret ve camit olan gaflet. Barit, camit olan gaflet. Soğuk ve ölü. Neleri? Haletleri mi diyor? Olan gafleti eriten bir nur olduğu evet. Gibi. Evet. Şeyde ince mesnevi nuriyede bu manada haletleri diyor. Barit. Barit ne demek? Soğuk. Camit. Olan gafleti. Gafleti. Eriten bir nurdur. Neymiş? Ne? Tefekkür. Tefekkür. Dikkat dahi karanlıklı ve kuru evhamları yakan bir ateştir. Dikkat dahi. Şu anda mesela dikkat. Dikkat. Yani tasnif etmek. O da ne yaparmış? Karanlıklı ve kuru olan evhamları. Yakan ateştir. Yakan ateştir. Evham neymiş? Karanlıkmış ve kuru. Odun yani odun. Odun kuru ve içi karanlık. Odunu yakıyorsun. Tak gidiyor. Neyle? Dikkatle. Evham. Evham neymiş? Evhamın içini doldur. Sayfa kaç? 324. Karanlık ve kuru olan ne diyor? Latife mi diyor, hüsn mü diyor? Karanlık ve kuru olan evhamları yakan ateştir diyor. Evhamları yakan ateştir. Dikkat için. Bu Risa nasıl bir kitaptır? Şimdi hayret etmiyor musunuz ya?
Nasıl bir kitap ya? Şimdi evhamı anlatmak için hoca kitaplar okuman lazım. Bu neticeye de varamazsın ha. Karanlık ve kuru olan evhamları yakan bir ateşmiş. Dikkat. Nasıl bir hülasa? Tefekkür ise barit ve camit camit şey gafleti. Dikkatin manası ne buradan? Dikkat, hakikati yerine koymak. Mı? Böyle değil yani. Farkındalık. Yani o kızı eve gelmedi, okulda olmadı, insan farkında olsa o hastalığı yakalamış. Yok. Yani o anda bir teslimiyet, teslimiyet, farkındalık, sadakat, dikkattır. Kızım benim ümmetim olmazsa sahibi ona yardım evet, ediyordur. Evet, gibi yani mesela sahibi hakikisi var. Dur hele bir dakika. Bir anda zirve, bir anda dur hele deseydi. Risale'deki bütün tabirler böyle ha, kelime, inan, kapak kapak, kaldırıyorsun, televizyon gibi veya bilgisayarın ekranı gibi. Bir giriyorsun içeri, bütün dünyayı söylüyorsun. Allah Allah ya. Bilgisayarın kapağını açınca sipsiye değil mi? 100 sene önceki adama göstersin, bak bu sipsiye, ne demek? Bilgisayarın ekranı ne kadar siyah ise o kadar güzel gösteriyormuş. Kalitelidir. Ekranın siyahlığı çok önemli. Siyahlığı kadar nuraniyeti, yani resimler, yazılar daha net oluyor. Ademi ne kadar olursa. Şimdi bak, göstersen daha çalışmıyor. Buradan dünyayı seyredersin. Ne? 100 sene önce, Abdülhamit döneminde, rahmetli döneminde diyorsun ki adama, bak burayı dünyayı seyredeceksin. Kafayı bir soktuğun zaman her şeyi, hem de canlı, her yeri seyredersin. Mesela MOBESE kamerasıyla Beykoz'a gelemez misin? Emniyetin ana caddelere giriyorsun da. Efendim, yolları, trafik var mı yok mu? Aynı anda görmüyor musun? Bana adam yaptı. Rize MOBESE ile girdi. Girdik yani. Benim bilgisayarda gidip, abi biz göstereyim dedi de derste kullanırız. MOBESE ile girdi o sistem. Ondan sonra, aa baktım Rize ana merkezde. Adam kira satıyor el arabasıyla. Kira satıyor, tartıyor, veriyor falan. Mesela ben o hoparlörde olsa, burada desem, kardeş hile yap bana. Çürük verme ona. Ses yapsa, ses gelse operadan, direkten. Allah Allah. Mesela bakıyor yukarıya, sırf kamera var ya. Mesela ama 100 sene önceki adam kira satıyor. Ben de kamera koydum. Ne ödü patlar ya, hortladı böyle. Cinler işgal etti diye tezgahı bırakır ya. Bir tanesi bıraktı biliyor musun? İsim vermem. Bir tanesi bilgisayar bıraktı ve hala tedavi de biliyor musun? Hala ilaç kullanıyor. Tenviva mı? Tenviva mı bir sistem var bilgisayarda? Tenviva yok şu. Bilgisayarına giriyorsun. Mesela sen ne seyrediyorsun, ne yapıyorsun? Ben buradan ekranda seni seyrediyorum. Yazılar yazıyorum, sen yazıları görüyorsun. Adam daha önce gitmiş bilgisayarına çalışırken memur şaka yaptılar. Da yeni çıkmıştı. Girmişler, onun yazıhanesi, muhasebeci, sahip 3-4 tane. Onun şeyini, ama boca şaka olur mu? Bilgisayarını, o temibe var ya, giriyorsun, ID numarası, şifreyi gir, tamam. Şimdi öteki tarafta Almanya'da benim bilgisayarımı tamir ediyorlar. Adam oradan bilgisayarına giriyor, sen ne yapıyorsun hepsini seyrediyor. Yani onun bilgisayarını senin içine soktun, aynısın. İki bilgisayar tekmiş. Tamam, biliyorsunuz bunu. Adam girdi, ne yapıyorsun lan? Bir anda karşına bir şey yaparken tak da bir word geldi. Ne yapıyorsun lan? Susun. Bak dikkat et, oralara girme ha. Bu bilmiyormuş bunu. Bunu bilmiyor. Ne yaparsın? Ne yaparsın sen şimdi? Senin konu bir de seni tanıyor. Lan bugün yemeği yedin, kuru fasulye beraberdiler tamam mı? Yani ne yedin? Ondan sonra biliyor ne giydin. Bir de kırmızı giymişsin. Kamerayı da açıyor ya. Kamerayı da görüyor seni. Adam cinlendim, hortlandı, burada cin işgal etti diye terk etmiyor biliyor musun? Benim başıma geldi ya. O yapan dedi ki, abi ne yapacağız dedi ya. Hastaneye götürdüler dedi, hastaneye gitti. Cinlendim diye. O vicdan azabından, abi de ne Allah aşkına dedi ya, bana yardım et dedi ya. Nasıl çıkacağım, nasıl diyeceğim, ne diyeceğim? Desem bile zaten sistem, o biraz önceki adam gibi, kızı şekeri tavan yaptığı gibi. Hakikaten psikoloji bozuldu ya, inanın. Cinlendim diye. Cinler yapıyor diyor. Karşılığı bu onların yani. Çünkü ona demek ki o da böyle bu tür şeylerle zaten sentedeydi.
zaten neredeyse atlatacaktı. Böyle bir şey görünce hop horonsuz oynuyordu. Bir de tulumu gördü. Tulumsuz oynardı. Bir de tulumu görünce dedi ne yapar? Ya tuhaf ya insanoğlu ya. Ya acayip ya. O kadar güzel olacak ya ahiret. Harika olacak. Peki. Kaç dakika oldu? 50 dakika. Ha, diğerinde gelemedik o sana. Yerine gelemedi. 6. esası. Yok. Bekletmeyi düşünün. 6. esasa geçecektik bunlar. Mukaddeme yapacaktık. En azından düz okuyun burayı da. 6. esas kalsın. O da sen yaparsın. Bir düz okuyayım. Ya yapamıyorum ya. Taarufu tahabbubu ilahi, taarufu rabbani. Tanımlamadan, doldurmadan en azından veya bir işaret etmeden geçemiyorum ya. Habibur Rabbul Alemin ile netice verir, mukabele görür. Netice verir. Yani Allah bunda gösterir. Ondan sonra buna karşı durmuşumuz da netice olur. Gidip gelmeler onun üzerinde oluyor. O zaman burada Peygamberimizin tanınması mı çok önemli Allah'ın? Çok önemli. Kaldırırsan her şey yok olur. Allah yok olur aleminde, ahiret. Kendini bile neyle tanımlayacaksın, neyle izah edeceksin? İzah et hadi. Allah aşkına dinler yok yani. Peygamber yok deyince bütün peygamberler. Kaldır. Sen neyle? Taşla mı izah edeceksin kendini? Kuşla mı? Ben kuş değilim. İzah mı ettin şimdi kendini? Ben sığır değilim. Şimdi izah mı oldu? Ben mısır değilim. Ben güneş değilim. Şimdi izah mı oldu kendini? Ne oldun ki yani? Değilim. Sen ben de biliyorum canım o değilim. Neyle izah edeceksin? Şey diyorlar ya maymuna benziyorum o halde. Maymundan gelmiş. Evet. Gördün mü adam kendisini hayvanlaştırmak zorunda kaldı ya. Adam hayvanı, dedesini hayvan yapmak zorunda geldi ama aynı adam desin ki maymuncu yok. Ona hayvan oğlu hayvan. Kızar mı kızmaz mı? Kızar. Ama sınıfta maymundan iddia etti, oradan geldiğimizi söylüyor. Ne dediğini bilmiyor demek ki. Yani neye mi izah edeceksin ya? Ya ne olur ya, bende mi bir tuhaflık var? Taşla kendini nasıl izah edeceksin? Suyla kendini nasıl izah edeceksin? Kuş değilim. Bu izah olmaz, böyle izah olmaz. Neyle? Ancak peygamberlerin varlığıyla olur. Din, benim dışımda, yani varlığım ve hadiselerin dışında bir kaynakla, bakışla mümkündür benim ne olduğumu. Yani varlığa hükmetmek için varlığın dışında olman lazım. İşte onunla bilinir. Yani kavşaktır peygamber. Bir yere geçmek için bağlayan bir köprüdür peygamber. Peygamberlik hakikati. Ve varisleri de. Ve ismi Cemil'in bir cilvesi olan bütün cemaller. Düz okuyun Mustafa. Bunlar. Yani Cemal-i Zat. Nasıl anlatmayayım? Cemal-i Zat ondan nasıl gözüküyor? Orası çok dehşet ama sana bir şey okuyacağınız yer. Bir daha okuyayım burayı. İsmi Cemil'in bir cilvesi. Cilve. Şimdi girersek camdaki cilveye. Cilvesi olan bütün cemaller. Yani ne demek? Yani ne demek biliyor musun? Bir. Cemal-i Zat. Ne demek Cemal-i Zat? Lügat ver, lügat. Zatın cemali. Zatına güzel. Zat yani. Zat. Nerede? O bir yerde. Aynedir bu alem her şey hak ile kaim. Mirat-ı Muhammed'den esma görünür daim. Rahman gözükür daim değil mi demiyor. Allah görünür daim. Sana mirat tabirini kainatta insanlar kullanmıyor. Sadece peygamberimizde kullanıyor. Evet. İsmi azam Allah kadar mı bu mirat? Mirat şudur. Çok antikadır. Ayna seni timsali ve misali. Ayna. Timsal ise seni inşa eden şey mirat. Mirat mesela toprak şey diyor. Mirat diyor. Yani çekirdeği toprak ve hava aynasını. Bu ayna diyor. Bu ayna diyor. Toprağın mirat dediği yer var. Yani onu
şey yapan, aslına dönüştüren, aslıyla barıştıran. Yani toprak olmasa çekirdek ağaç olur muydu? Onun için mirat. Peygamber toprak gibidir. Ben çekirdek gibiyim, inşa oluyorum orada, ağaç oluyorum. Seni ağaç yapan zemin. Seni ötelere taşıyan zemin. 15. şuada diyor ki, hep böyle kitap okuyanlar bilir ki ben izah zannettikleri şey hariç sanıyor. Hep külliyatta dolaşıyor. 15. şuadan söyleyeceğim. Diyor ki, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük iyiliği ne biliyor musunuz? Alemi gaybı diyor, alemi şehadeti taşıdı diyor. Hemen altında şöyle diyor. Levlak ya levlak ve ma halaktu levlak, yerinin üstü. Bak, alemi gaybı alemi şehadeti taşıdı. Yani bana da dedi ki sen de benim bir timsalimsin. Ben de böyleyim yani. Hakikat-ı Muhammediyeciyetiyle her bir insan kainatın çekirdeği hastası. Olmazsa bile sen de kainatın arkasındasın. Hakikat itibariyle kainatın arkasındasın. Beşeriyet itibariyle kainatın sonusun. Yani ağacın sonu meyvedir. Ama meyvenin içerisindeki çekirdek itibariyle ağacın başı olan çekirdeğin hastası gibisin. Bu ne biçim bir tanımlama insanı ya? İnsanı kainatın arkasına taşıyor. Kainatın içinde olan cennet, cehennem gibi endişelerden seni sıyırıyor. Dehşet bir tabir ya. Bu nasıl bir şey ya bu? İnsanlık nereye taşınıyor bu? Ne cehennem kaldı kainat içinde değil mi? Şecehin cennet, cehennem, arş, kürs, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail. 18 bin alem değil mi? Sen hepsinin hulasası olmasa bile beşeriyetindir ki meyvedir, ağacı meyvedir. Meyvenin içinde çekirdek yok mu? O çekirdek kökteki ağacın aslı, evveli olan kökteki çekirdeğin ne aynısının ne gayrısı değil mi? Meyve itibariyle ağacın sonusun ama meyvenin çekirdeği itibariyle ağacın başındasın. Sen hakikatin itibariyle kainattan evvelsin. O zaman kainatın içindeki şeyler gaye dinir misin ya? Cennet gayen olur mu? Cehennem endişen olur mu ya? Bir endişem var, Rıza İlahi kaybetmeyeyim ya. Rıza İlahi işte bu. Ya hakikat itibariyle kainatın çekirdeği. Aslisisin diyor ya 218 şualarda. Ya bu insanı nereye taşıyor ya? İnsan nedir ya? İnsan bu ya, insan. İnsan, beşerden bahsetmiyorum. Dolmuşa binenden, balık tutandan, iş yapandan, kaynak yapandan bahsetmiyorum. İnsandan bahsediyorum. Beşerden bahsetmiyorum. Sensin işte bu. 18 bin alemin değilsin. 18 bin alem sendedir. Sen 18 bin alem değilsin. 18 bin alem sende. Sen hiçbir yere sığmamışsın. 18 bin aleme sığmamışsın. Sığamazsın ki. Onlar sende ya. Sen bunun dışındasın. Hayatın eczâ fıratları değil mi onlara? Bütün 18 bin alem hayatının eczâ ve efradı. Kainat ise ne büyük müne geçer? 5. remiz. Ya bu nasıl bir şey ya? Değil mi Eser ya? Nasıl bir tanımlama? Nasıl Kur'an aynı darlık? Nasıl Kur'an tefsiri böyle ya? Tuhaf ya. Evet şartlarımız çok ağır cemiyet. Günahlar bilmiyorum. Ama çok acayip bir eser ya. Abbas-ı Saadet'ten böyle bir eser gözükmemiş ki. Nasıl bir eser ki? Hayatını feda etmiyor. Vakıflar çıkmış ya. Sen hiç duydunuz mu? Hayatını kitaba vakfedenlere. Vakfe ne demek? Nefsini, arzularını, insanların taptığı zevkleri bir çırpıda bırakıp buna hizmet ediyor. Hayatın gayesi edilmiş. Böyle bir eser olur mu ya? Bir insanlık tarihinde bir defa gözükmüş. Asr-ı Saadet, Ashab-ı Suffa. Ondan sonra hiç yok. Gösterin bana. 14 asır geçmiş. Hayatını vakfeden. Ya acayip bir şey ya. Ama niye? Şartlarımız çok ağır. Risale-i Nur'un kıymeti, emniyeti zatından değil. Asrın dehşetinden. Asır çok dehşetli ya. Ama tamirde çok kuvvetli. Ya yeter ki kulak ver. Samimi ol ya. Yan pırıyım pırı yapma. Doğru Musa. Yan pırıyım pırı değil. Doğru Musa. Samimi ol. Rezil kepaze dayı olsan, meyhanen dayı olsa doğru ol lan. Böyle. Ulan bir kulak ver ya. Ne diyor bu ya? Tenkit diye dinleme ya. Bir bak. Bu adam bu ne diyor ya? Ben seslendiriyorum. O da uslubum, ifadem yanlış olduğunu biliyorum.
Ama hakikatini oradan anlatıyorum, sayfaları da söylüyorum. Bir bak ya, ulan ben bu Risale-i Nur'a nasıl düşman oluyorsun? Seni kainatın arkasına taşıyor. Diyorsun ki, diyor ki, seni beşeriyet itibariyle kainatın meyvesisin. Ama hakikatin itibariyle, çekirdeğin içindeki bir nüve olan çekirdek itibariyle sen kainatın arkasındasın. Sana ne getiriyor? Cennet gaye olmaktan çıkıyor. Cehennem korkusu çıkıyor sende. Ölüm çıkıyor, ölüm yok ki. Ya seni nerede? Ne ölümü ya? Ne kalp krizi, ne kanser, hiçbir şey kalmıyor ki. Böyle sana bu iyiliği yapıyor ya. Yoksa kırbanıp duracaksın. Yani bunlar hepsi sayılan şeyler, hanenin başına gelen musibetler değil mi? Evet. Ruhun hanesinin başına gelen musibetler, sen alakası yok. Cesetle alakalı ya. Beşeriyette değil ha ceset. Beşeriyette bu değil ya. Hepten acayip ya. Kılıfın kılıfı, atlet bile değil, gömlek ya. Gömlek bile değil, palto ya, diş tarafı ya. Bir kılıf bu bina. Bir kılıf gömlek ha şimdi. Gir içeriye atlet, gir içeriye beden, gir içeriye hayat, gir içeriye his, gir içeriye şuur, gir içeriye akıl, gir içeriye ruh. Daha girmeye yok. Enes'in. Enes'den sonra nereye çıkıyor? Nereye girdin ki? Yok ki. Giren girilen aynı oldu yani. Deliler bölgesine hoş geldiniz. Mind tarlası. Düz okuyorum. Ne zaman ne? Yani cemal-i zat. Nasıl geçeyim ya? Cemal-i zat. Nerede? Nerede biliyor musunuz? Her neyse. Cemal-i esma. Sende bunlar. Cemal-i zat. Cemal-i esma. Cemal-i sanat. Cemal-i masnuat dahi. Ayni Ahmediye'de görülür. Gösterilir. Cemal-i zat gösterilir. Zat. Ayni Ahmet'te. Muhammed'de olmaz. Peygamberlik tarafıdır, beşeriyet. Yani insan tarafı Ahmet'tir. Muhammed kainatın çekirdek yönüdür. Ama ayrıyetten insana takılmış Muhammed. O hakikati taşıdığı için. O ayni Ahmet'te görülür, gösterilir. Ne? Cemali zat, cemali esma, cemali sanat, cemali masnuat. Yani Allah sanatkardır. Ne yapmış? Sen de bir sanat yaptın, böyle bir şey yaptın, masa yap. Allah... Yani her ismin mertebi azam olduğu gibi sanatına da bir ismi azam var. Sanat azam var. O da insandır der. Allah sanatını konuşturmuş. Ne? İnsan. Aha diyor benim sanatım bu. Bu defter kendi kendini tanımlayamaz. Kendi kendini yazamaz. Kendi kendini yapamaz. İnsan ise kendi kendini tanıyor ya. Soruyor. Bu kitabı hiç duydunuz mu? Ben kimim diye. Ey olan ben defter. Yani insan kendisine soruyor. Ben kimim ya? Ben neciyim burada? Neresi burası? İnsan yahu, insan. İnsan. Garip yahu. Beşerden bahsetmiyorum ha. Yani bedenden de bahsetmiyorum. İnsan yahu, garip yahu. Diyor ki, ayni Ahmet'te cemal-i zat, cemal-i esma, cemal-i zat, cemal-i esma, cemal-i sanat, sanat, cemal-i masnuat. Bütün masnuat sende cem oldu. Sonra ve saltanat-ı uluhiyetin cilveleri dahi. Daha acayip bak şimdi. Saltanat-ı uluhiyetin cilveleri dahi. O delal-i saltanat-ı rububiyet olan Zat-ı Ahmediye'nin risaletiyle. Bilinir, görünür, anlaşılır, tasdik edilir ve hakeza. Bir daha şu cümle. O saltanat-ı uluhiyet. Uluhiyetten ne anlayacağız? Var mı böyle bir iki kelime istiyorum? Rububiyetle uluhiyet arasındaki fark? Bir terbiyecilik. Efendim Mustafa'm? Yani Ayet-ül Kübra'da uluhiyetin rububiyette gözüktüğünü söylüyor. Uluhiyetin rububiyette. Yani bütün mahlukatların fıtrı ubudiyetleriyle kendini itaat etmesini... Uluhiyet-i mutlaka'yı tarif eder ki Ayet-ül Kübra'da. Rububiyetinde bütün esmanın tasarrufu, bütün esmanın faaliyetinin adı rububiyet. Rububiyet. Uluhiyet dedin? Uluhiyet de işte o rububiyet aynasında gözüküyor. Hani bütün esmanın faaliyetinin yekününe rububiyet diyorsun. Rububiyet. Ve bu aynada gözüken Allah'lık gayesi.
Allah'lık yönü uluhiyet. Ben de biraz şöyle anlıyorum. Mesela diyelim bir yerde makamlar var ya, işte müdür yardımcısı, müdür daha üstü falan. Şimdi mesela en üst makamdaki kişiyi düşünelim. Onun makamı uluhiyeti mesela temsil ediyor. Onun tasarrufu, yani her yerdeki bütün makamları olan tasarrufu da rububiyeti temsil ediyor diye düşünüyorum. Evet. Harika. Bu çok çalışmışız da uzun. Rububiyet, uluhiyet var mı? Ama ikisi de, hepsi de doğru. Ama acayip başka şey de var da böyle. Ama bu makamda kaldırmaz şimdi. Saltanat-ı uluhiyetin cilveleri dahi o delal-ı saltanat-ı rububiyet olan, delal-ı saltanat-ı rububiyet, saltanatın delalı olan Zat-ı Ahmediye'nin risaletiyle, nübüvvetiyle değil, bilinir, görünür, kendisi dışarıda değil, içeride bilinir, bilmeyle görürsün, sonra anlarsın, sonra tasdik edersin. Çok acayip. Batın. Uluhiyet batın. 18 tane tarife var rububiyetin, değil mi? Ayet-i Kübra'da 18 tane var. Şöyle tarif ede olan rububiyet diyor. Ayet-i Kübra'da anlatıyor. Bunların ifade edildiği ve edilme gayesi Allah'lık yönü. Bir tane misal söyleyeyim size bunlarla alakalı. Hem de şey olsun. Bir gün rububiyet ve uluhiyeti araştırırken, abi Kırıkan'dayım o zaman. Aylarca işte uğraşıyorum ya rububiyet uluhiyetten. Bir rüya gördüm. Yani dersin başında da demiştim ya, bununla meşgul olunca, bunu yatıp kalkarsan tabii ki rüyalarım da öyle. Bu için rüyada iki tane zat geldi. Böyle. Dünyada öyle bir şey yok yani. Böyle insan mıdır, değil midir, tutulur mu, tutulmaz mı, şekli var, yok, nurdur, değildir, böyle bir garip. Neyse onlar bana kalsın. Geldi bana dedi ki, rububiyet dairesinden sana gelen bir emanet var, postane gibi bir şey. Gel al. Ondan sonra o zatlarla gidiyoruz ama yere basmıyoruz böyle. Sağımda solumda gidiyorlar. Postane denilen şey de, güya geldik ama postane değil tabii. Oradan bir ses böyle ama acayip garayip. Diyor ki, rububiyet canibinden gelen emaneti alman için buna karşılık koyduğun uluhiyet, uluhiyete aynı darlığını ifade et. Yani rububiyete karşı uluhiyet aynı darlığını ifade et ve emanetini al. Çok acayip ya. Aynı böyle görmüştüm. Doğru. Sonrası işte bu misaller gibi ekser esme... Yani şöyle yanlış ama Ayet-i Kübra sana uluhiyeti mutlak tarif ederken, yani insanın her bir ibadetiyle uluhiyeti kaynadarlığı, uluhiyeti gösteriyor ibadet, fıtır ibadeti. Yani arkadaşlar, eylemler, tasarruflar, cilveler, cemaller, nakışlar, timsaller, her şey rububiyet aynı darlıktır. Rububiyet. Onunla uyanan benle ve zatın bendeki tecellisi, zatın şuunatının bende uyananların bütünü uluhiyet de aynı darlığı. Bende gözüken zat, tobe. Bende gözüken esma. Bende gözüken sanat,
Bende gözüken cemal ve bende gözüken masnuat. Yani bende uyananların benim ibadetim değil, ubudiyetlerimin yekünü. Çünkü ibadet, namaz, niyazdır. Ölünce biter. Ubudiyet bitmez. Rab ve Halik mahluk arasındaki ilişki hiç bitmez. Her zaman mahlukuz. Bu yönümüz uluhiyete aynı darlıktır. Bu yönümüz. Yani ubudiyetimiz, ibadetimiz rububiyete aynı darlık. Uluhiyet, ubudiyetimiz uluhiyete aynı darlığımız. Yani bende uyanan zat, bende uyanan esma, bende uyanan sanat, bende uyanan cemal-i masnuatın muayyenleşmiş şeyim yani. Aynı dalın yapım benim, uluhiyetim. Yani o zaman her bir ibadetimiz sen uluhiyetin bir cilvesini taşın. Uluhiyeti gösterin bayrağı olduğu evet. için. Evet. Yani ibadetin kendisi, ibadetin her kendisi rububiyetin rububiyettir. Rububiyeti aynı dar. Ama o bu diyetle sende ortaya çıkan o taraf. Allah'ın uyandırması. Yani ben eylem yapıyorum Allah'ın verdiği karşılıkların yükünü. Yani kurbiyetimle akrebiyetin gözükme yönü. Yani benim Allah'a karşı şöyle diyeyim. Güneşe ben uzağım. Güneşe karşı benim uzağım. 150 km. Bu kurbiyettir. Güneş ta benim hücreme kadar girmiş, akrebiyettir. Yani ubudiyetimle ortaya çıkan aynı darlığımda tezahür eden zat. Tezahür eden esmanın bütünlüğü. Yani dört tane. Tezahür eden zat, tezahür eden esma, tezahür eden sanat ve cemal-i masnuat. Yani zat, esma, sanat, mahlukiyetim. Bütünü. Yani rububiyetle, yani eylemsel ibadetimle yapmaktan hasıl olan bende inkişafat oluyor. Bu inkişafatım aynadır. Orada Allah'ın verdiği cevap. Cevapların bütünlüğü. İşte bu misaller gibi ekser Esma-i Hüsna'nın her biri Risalet-i Ahmediye bire parlak burhandır. Altıncı esas hata yapacaktık. Yaparsın. İnşallah Mustafa size yapar. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. Allah gecemizi, gündüzümüzü mübarek eylesin. Okunan hakikatle haklanmayı, Cenab-ı Hak aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza da kıbletullahı nasip eylesin. Amin. Ya rabbil alemin. Dersin hürmet ve hatırına ağlayan alem İslam'ı İttihad İslam'la güldür ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi dersin hatırına bu maide-i Kur'aniye sofrasının hürmet ve hatırına dertli Müslümanlarımın dertlerini bertaraf eyle. Amin. Hastalıklarına şifa ver. Amin. Borçlarını eda nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi Müslümanları affeyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi Müslümanlara yardım eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi Müslümanların nesillerinden Kur'an'a ve İslam'a hadimler yetiştir ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi nesillerini Deccalların, Süfyanların şerrinde muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Ya Erhamer Rahim'in hizmet-i imaniyede, ihlasla, sadakatla, takva ile hizmette, iştinab-ı kebair ve tesanüsürüne tam mazhar eyle ya Rabbi. Amin. Vahir davahu menilhamdülillah Rabbil alemin. El-Fatiha'tıma selavat. Allah'ım selam olsun.